Harika tropikal bir kokusu var bunun. Bir kaşık. O kadar parayı ben boşuna vermişim. Belki bu yanılsınız sabah. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için olabildiğince tropikal bir hava estireceğim. Hindistan cevizi yağını yaz, kış her zaman kullanıyorum. Pahalı kremlere para vermek istemediğinizde imdadınıza yetişiyor. Gerçekten Hindistan cevizi yağını ben kullanmaya başladıktan sonra dedim ki o kadar parayı ben boşuna vermişim. 7-8 sene önce bir 1000 lirayla falan çıkmıştım o zaman o noktadan. Gerçekten çok yüksek, akıl dışı rakamlar. Şimdi 7-8 sene sonrasında şu anki rakamları ben hayal bile edemiyorum. 5-6 senedir ben bu kremleri bıraktım. Doğal organik içerikli olanlara karar verdim. Çok böyle ağır makyajları sevmiyorum ben. Daha doğal olanlarını seviyorum. Bir kalemdir benim işim. Nemlendirmek için de sıklıkla Hindistan cevizi yağını tercih ediyorum. Sabah kalktığımda kullanıyorum. Şimdi şöyle bir yüzümü yıkadıktan sonra hafif ince bir tabak halinde elime alıyorum ve bütün bir yüzüme uyguluyorum. Gece yatmadan önce yine yüzümü şöyle bir temizleyip nemli cilde Hindistan cevizi yağını uyguluyorum. Nemli cilde uygulandığı zaman çok daha güzel cildiniz emiyor onu ve bebek gibi uyanıyorsunuz sabah. Sıvı halde görüyorsunuz. Şöyle yakınlaştırayım. Sıvı halde görüyorsunuz. Tabii yazın bu sıcağında dayanmıyor Hindistan cevizi yağı. Dayanmadığı için de sıvı forma geliyor. Kışın ise çok katı oluyor. Yani bildiğiniz Hindistan cevizinin içerisinin yani olduğu gibi sanki şişeye doldurmuşlar gibi bir forma oluyor. Tamamen doğal, organik olduğu zaman bu formları görebiliyorsunuz. Harika tropikal bir kokusu var bunun. Ben çok seviyorum bunun kokusunu. İşte benim sırrım, işte benim formülüm. Şu anda da zaten cildimde hiçbir şey yok. Şöyle siliyorum bakın. Şöyle. Hiçbir şey yok. Azıcık bir şey aldığımda ince bir tabaka halinde sürmeniz yeterli oluyor. Çünkü zaten çok dağılan bir yapısı var. Oh, insanın yiyese geliyor. Katı formu olsa kaşın uygulasam bir kaşık pop kaşık yüzüne. Ellerinize de. Yumuşacık yapıyor. Şimdi özellikle koronadan dolayı sürekli ellerimizi yıkıyoruz. Sürekli dezenfektanlar kullanıyoruz. Artık bu deriler haşat oldu. Ellerim çok sık soyulmaya başladı. Bildiğiniz yılanlar artık yılda kaç kere deri atıyor bilmiyorum ama ben haftada bir deri atıyorum size öyle söyleyeyim. Hindistan cevizi yağı da çok güzel geliyor bu noktada. Güzel bir nemlendirme etkisi sağlıyor. 2-2,5 senede bir saçlarımın uzunluğunu değiştiriyorum. Hayatımın yarısı böyle küt bob saçla geçer benim. Yarısı da uzun saçla geçer. Küt kestirdiğim zaman da uzun saçı çok özlüyorum ama hızlıca uzasın diyorum. Banyodan çıktığınız saçlarınız nemli. Şimdi saçlarınızın ucuna şöyle hafiften uygulayabilirsiniz. Daha pek çok şeye faydası var. Kirpiklere sürdüğünüz zaman kirpikleri uzatıyor. Kaşlara sürdüğünüz zaman kaşları kuvvetlendiriyor. İnce ince böyle kırışıklıklarınız varsa eğer yok ediyor. Yani başka hiçbir şey kullanmanıza gerek yok. Ne varsa doğada var. Ne varsa doğallıkta var. Yeniden böyle güzel güzel bilgiler aldıkça, bilgiler edindikçe, kendinde uygulayıp güzel sonuçlar aldıktan sonra sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kuru Hindistan cevizlerimle hoşça kalın diyorum. Yine yeniden güzel videolarla karşınızda olacağım. Bay bay.